Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Alacakaranlık serisinin kitap ve film karşılaştırması yapacağım. Çok eski bir seri, benim lise çağlarıma ait, üzerinden neredeyse 12-13 yıl gibi bir süre geçti. Benim okumamın üzerinden de 12-13 yıl geçti. İzlememin üzerinden o kadar geçmedi çünkü ara ara açıp bir şeyler yaparken izlediğim oldu diyebilirim. Evet. Kitaplarım eski. Ben de şu iki kitap vardı. Bunlar da artık okunmaktan aşınmış resmen. Çünkü lise dönemlerinde sınıfça okumuştuk ve herkesin elinde gezmiş olabilir bu kitap. Yani birkaç kişinin elinde gezdiği garanti. Herkesin elinde gezmese bile. Bunları da daha sonrasında ikinci el olarak bulup aldım. Serinin yeni basımı var. Ciltli. O gerçekten çok güzel bir basım. Yani kitabımda olmasını ister miydim? İsterdim ama bu şekilde yarım tutmak da istemedim. Eski basımdan devam ettim. Alacakaranlık serisinin Instagram'da mavi yarasa sayfası ile, inşallah sayfanın adını doğru söylüyorumdur, maraton yaptık. Ama maratonu benden önce bitirdi. Yani 4 kitabı 4 günde bitirdi diyebilirim. Ben 8 günde falan bitirdim. Bence benimki daha iyi, normal. Hepsine 2 gün falan düşüyor. Onunki abartı. Ben öyle diyorum. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Okuma hızına hayranım. Evet, başlıyorum. Uyarmadı demeyeyim. Bol spoiler içerecek. İlk olarak Alacakaranlık'la başlamak istiyorum. Kitabı okurken o zaman hissetmediğim bir şey hissettiğimi söyleyebilirim. Daha doğrusu o zamanlar popüler olmadığı için bu düşüncenin gelmemesi normal. Ya da hissin gelmemesi normal diyebilirim. Bella kesinlikle Wattpad kızlarının doğuşu. Sakar desen sakar. Gidip belaya bulaşma konusunda süper desen o konuda da süper. Wattpad kızları işte. Evet. Kitabı okurken kitap film arasında bunda çok aşırı farklar var mıydı? Hayır, yoktu. Ama tabii ki belli farklar vardı. Mesela bazı karakterler yoktu. Bella'nın arkadaş grubunda. Ben diye bir karakter var, filmde yok. İşte Lauren diye bir karakter var, filmde yok. Hatta filmde olmadığı için yani kitabı okurken bu kim ya, nereden çıktı falan oldum diyebilirim. Filme daha aşina olunca tabii ki. Bu arada kapağın tasarımının Aşk-ı Memnu'na aynı olması ve ben bunu hiç fark etmedim. Kitabı paylaştığım dakikada Aşk-ı Memnu, Aşk-ı Memnu diye yazılınca sordum ne alaka. Dediler ki Aşk-ı Memnu'nun afişi. Ben Aşk-ı Memnu'yu izlemediğim için hiç bilmiyordum. Sayelerinde bir aydınlanma yaşamış oldum. Evet. Kitap ve film için şunu söyleyebilirim. Daldan dala atlıyorum ama kusura bakmayın. Ben kitaptaki Bella'yı daha çok seviyorum. Filmdeki Bella bana aşırı soğuk geliyor. Gerçi hani ana karakter, yani Bella soğuk bir karakter. Biraz duygularını belli etmeyen bir karakter ama filmdeki ekstra soğuk bir karakter. Sadece filmdekini böyle sinirlendiği, öfkelendiği zaman seviyorum diyebilirim. Rolü daha iyi yapıyor bence. O kızın hakkı o. Ben öyle düşünüyorum yani. Soğukluğu beni öldürüyor. Filmdeki Bella'yı sevemiyorum ama kitaptaki Bella'yı ben sevdim. Gerçek anlamda sevdim diyebilirim. Bir diğer kitabı Yeni Ay, ikinci kitap. Ben bu kitabı sevmiyorum. Filmini de sevmiyorum. Çünkü Edward'ın gidiyor olması bence bunu çok sıkıcı bir hale getiriyor. Edward gidiyor, Bella yıkılıyor, aşırı yoğun bir depresyon, yürüyen bir ölü haline geliyor. Kitap zombiyi de bize gösteriyor yani. Sadece vampirler ve kurt adamlarla kalmıyor. Ama sonrasında Jacob'la kurduğu arkadaşlıkla birlikte toparlamaya başlıyor. Olay biraz daha keyifli hale almaya başladı. Hele ki Jacob'un kurt adam olduktan sonraki hali. Normalde vampir severim ama burada Jacob'u tutuyorum diyebilirim gerçekten. Buna da çok fazla farklar var mıydı filmle kitap arasında? Tabii ki vardı. Ama aşırı aşırı farklar yoktu yani. Hemen hemen aynıydı benim için. Ben öyle düşünüyorum yani. Bir diğer kitaba geçiyorum. Üçüncü kitap olan Tutulma. Bunu seviyorum. Bundaki aksiyonu da seviyorum. Yani
İşte o vampir ordusunun kurulması, şey yapılması bence gayet güzeldi. Onlarla işte kurt adamlarla birlik olup savaşın çıkması çok çok iyiydi. Ben bunu çok gerçekten severek okuduğum kitaplardan biriydi. Sıkılmadan okuduğum kitaplardan ve yani seri içerisinde demek istiyorum. Seri içinde sıkılmadan okuduğum kitaptı diyebilirim. Farklar var mı? Evet var. Mesela biz filmde bunu hiç bahsediyorlar mı? Hiç hatırlamıyorum ama Alice kurt adamları göremiyor. Yani gelecekte onların geleceğiyle ilgili bir şey göremiyor. Tamamen puslu görüyor. Mesela Bella işte Jacob'ın yanına falan gittiği zaman göremiyor onunla ilgili hiçbir şeyi. Bundan sadece kitapta bahsediliyor diye biliyorum. Sanki filmde öyle bir noktaya değinilmiyor. Görüyor gibiydi. Hatırladığım kadarıyla. Emin değilim. Tazelemem lazımdı ama hatırladığım kadarıyla öyleydi. Son dördüncü kitap. Tutulmadan sonra en sevdiğim kitap bu diyebilirim. Kitap bize Edward'la Bella'nın düğünüyle başlıyor. Kaçınılmaz son. Eğleneceklerdi zaten. Bunu seri okurken de az buçuk tahmin edebiliyorsun. Bella'nın illaki bir yerde vampir olacağını da tahmin edebiliyorsunuz. Burada bizi şaşırtan nokta vampirlerin çocuğu olmaz diyebilirken Bella'nın hamile kalması ve bir çocuk dünyaya getirmesi. Yani Bella'dan beklemediğim bir davranışı yaptı. Bella aşırı derecede çocuğu anladığı dakikada sahiplendi ve onu kaybetmek istemedi. Çok ilginçti ama mantıklı yanı da var. Çünkü o Edward'dan bir parça ve onu öyle gördüğü için onda kalmasını istiyor. Aşırı bir bağımlılığı var Edward'a karşı. Edward'ın da gerçi ona karşı var. Ama Bella'nınki daha fazla. Ben öyle düşünüyorum yani. Ve Jacob'ın Bella'nın bebeğine mühürlenmesi. Bence çok anlamlıydı. Bella'ya aşık olduğunu düşünüyordu. Bella onu ailenin bir üyesi olarak gördü ve asla hayatından işte Jacob'un ona aşık olmasını bilmesine rağmen Jacob'u hayatından çıkartamıyordu. Hayatında olmasını istiyordu. Hatta vampir olduktan sonra Jacob'la görüşemeyeceği için, hatta Jacob'un ondan nefret edeceğini düşündüğü için aşırı çok korkuyordu. Ve onun bebeğine mühürlenmesi gerçekten Bella'nın istediği oldu. Tam bir aile oldular. Orası çok iyiydi bence yani. Bella'nın vampir oluşu da iyiydi ve ben Bella'nın vampir olmasını gerçekten çok sevdim. Keşke son kitapta değil, daha öncesinde işte 3. kitapta falan olsaydı diye düşünüyorum. Olabilirdi. Daha iyi olurdu. Daha güçlü bir Bella görebilirdik çünkü vampir olduktan sonra daha farklı bir Bella gördüğümüzü düşünüyorum. Hem filmde hem kitapta. Bu kitapla film arasında gerçekten ciddi anlamda farklar var. Mesela Alice işte bebeğin çocuğun yok edilmesi gerektiğiyle ilgili bir şey gördükten sonra ortadan kayboluyor ya, burada Bella'ya belli başlı ipuçları bırakıyor. Bella bu ipuçlarını filmde takip ettiği zaman bir yemeğe gidiyor ve direkt pasaportları alıyor. Ve pasaportu açtığı zaman demek ki sadece işte Jacob ve Renesmee kurtulacak diyor. Ama kitapta aksine Bella gidiyor, pasaportları bizzat kendi şey yapıyor, kendi karar veriyor. İşte Jacob'un ve Renesmee'nin kurtulabileceğini o yaptırıyor pasaportları. Yani burası farklıydı. Zekice düşünüyor, zekice hareket ediyor. Alice'in işte neden böyle bir ipucu bıraktığını düşünüyor ve ipucunun sonucunda kurtulabilecek iki kişinin olacağına inanıyor. Geri kalanın herkesin öleceğine inanarak Jacob'a ve Renesmee'ye yaptırıyordu. Ondan sonra savaş sahnesinde ciddi anlamda farklılıklar vardı. Hatta ben filmi ilk izlediğim zaman da şoka girmiştim. Hani böyle bir şey yok kitapta falan diye. Gerçekten yok. Savaş sahnesine başladığı zaman işte onlar duruyorlar. Konuşma anı var. İşte Renesmee'ye falan bakıyorlar. Sonrasında Alice geliyor. İşte bu Voltrilerin başlarına görüntü veriyor. İşte orada savaşın çıktığını görüyorsunuz. İşte Edward'ın babasının öldüğünü falan filan. İşte kurtlarda ölenlerin olduğunu görüyoruz. Ama bunların hiçbiri kitapta yok. Kitapta konuşuyorlar karşılıklı. Onları ikna etmeye çalışıyorlar. Bir oylama yapılıyor işte. Yok edilsin mi, edilmesin mi? İşte çocuğun kalbi atıyor falan filan gibisinden. Tam karar şeye çıkacak, savaşa çıkacak derken Alice yanından 3 tane Renesmee gibi olan birileriyle geliyor.
Ve onları gördükten sonra işte hiçbir zararının olmadığını anladıkları zaman savaştan o şekilde vazgeçiyorlar. Alice asla onlar işte savaş anında olabileceklerin görüntüsünü vesaire vesaire hiç göstermiyor. Buna ben çok şaşırmış mıydım? Yani filme şaşırmıştım. Böyle bir sahne eklenmiş, şoka girmiştim. Nasıl ölür falan gibisinden olmuştum. Ama tabii ki öyle bir şey olmamasından dolayı. Yani üzülürdüm öyle bir şey olsaydı. Tabii ki bir o görüntüydü film içerisinde. Ama yine de anlık tabii ki bunu en başta anlamıyorsunuz. Sonradan anladığınız için bir küçük çaplı panik atak geçiriyorsunuz diyebilirim. Benim gözümde en büyük fark kitap, yani son kitaptaydı. Bugün gerçekten o kadar çok zorlandım ki konuşmaktan neden böyle olduğunu bilmiyorum. Sanki dilim tutulmuş gibi falan hissediyorum. Daha uzun konuşabileceğimi falan düşünüyordum. Karakterlerden bahsetmek istiyorum biraz. Dediğim gibi en başında söylediğim, Bella karakterini kitapta daha çok seviyordum. Dizideki, filmdeki Bella karakterini çok sevmiyordum. Edward karakteri benim gözümde hala Harry Potter'daki Cedric. O tatlı Cedric'i böyle soğuk bir ifadeye ve sürekli acı çeken bir ifadeye dönüştürmesi bence kötüydü. Filmde de böyle güldüğü, eğlendiği anlarda aslında o Cedric'ten bir şeyler görebiliyorduk. Ama maalesef daha azdı yani. Ben daha çok öyle görmek isterdim. Yani vampir günlüklerinde falan da vampirleri gördüğüm zaman insanların arasında daha rahatlar, buna aşırı acı çeken vampirler. Bir tık daha öyle olsaydı bence daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Alice en sevdiğim karakter. Vampir arasındaki en sevdiğim karakter kesinlikle Alice'ti. Jasper için nötrüm. Benim için olsa da olurdu, olmasa da olurdu diyebilirim. Emmett karakteri eğlenceli kardeş, evin yaramaz çocuğu. Her yerde olması gereken karakter olduğunu düşünüyorum. Rose meymenetsiz kardeş. Başka bir şeye gerek yok. Onun adı meymenetsiz kardeş olabilir yani. Öyleydi gerçekten. Hiçbir şeyden asla mutlu olmayan bir karakteri canlandırıyordu ve gerçekten güzel bir şekilde canlandırıyordu. Hakkını verdiğini düşünüyorum. Esme ve bu ismi nasıl söyleniyor gerçekten bilmiyorum ama resmini koyduğunuz zaman anlayacaksınız. Edward'ın babası yani. Bence bunlar da gayet tatlı karakterlerdi. Filme renk veriyorlardı diyebilirim. Her şeyiyle, acısıyla tatlısıyla falan diyormuşum. Güzeldi. Tatlıydı benim için. 12-13 yıl sonra tekrar okumak da biraz duygulandırdı. Yaşlandığımı falan hissettim. O zamanki halim daha çok beğenmişti. Şu an biraz sıkıldım diyebilirim. Belki bunun etkisi seriyi arka arka okumanın verdiği bir şey de olabilir. Normalde seri kitapları arka arka okumayı çok fazla sevmiyorum. O bakımdan bir tık sıkılmış olabilirim yani arka arka okuduğum için. Arka arka okumasaydım sıkılır mıydım? Sıkılmazdım ama gene de aşırı çok beğenmezdim. Mükemmel bir seri değil ama güzel bir seri. Birçok insanın sevebileceği bir seri. Bana biraz Wattpad kızlarını anımsattığı için bence hoş diyebilirim. Wattpad'in doğuşu, Alacakaranlık serisi diyorum. Tabii işin şaka kısmı. İlk kitapta ve ikinci kitapta daha çok Wattpad'imsi bir kız olduğunu görüyoruz. Onun sonrasında o kadar da Wattpad tarzı bir kız değil aslında Bella. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Bu kadar İngilizce içerikli bir filmden bahsetmişken bunu eklemezsem olmaz. Konuşarak öğren tabii ki. İngilizcemizi geliştirmek için kullanabileceğimiz efsane bir program diyebilirim. İngilizce eğitmenle konuşuyorsunuz. Size hem reading hem speaking üzerinde gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aşağı açıklama kısmına linki bırakacağım. Gidip formu doldurun. Kesinlikle bu programdan size katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben kendim için söyleyebilirim. Katkısını gördüm. İngilizce dizi, film izlerken altyazılara daha az bakmaya başladım. Kelimeleri daha iyi anlamaya başladım. Cümleleri kafamda daha iyi çevirmeye başladım. İngilizce bir yazı gördüğüm zaman artık ondan korkmadan okumaya başladım. Ciddi anlamda katkısı olduğuna inanıyorum. Bakmanız gerektiğini düşünüyorum ve buna da zaten Türkiye içerisinde Turkcell, Coca-Cola gibi birçok firmada kendi elemanlarını bu programda İngilizce eğitim görmesini sağlıyorlar. Kesinlikle bak diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.